Herkese merhabalar. 9. sınıf bitti. Artık 10. sınıfa geçtik ve maalesef ki 9. sınıfta okula gittik mi gitmedik mi tam da anlayamadık. Ama çok şükür ki sonunda okullar açılıyor ve ekrana, göz ağrısına, yatak, koltuk, pijama, uyuşukluk, telefona hepsine hoşça kal diyebiliriz. İnşallah artık okullarımıza gideceğiz ve sınıfları doldurup mükemmel bir şekilde derslerimizi öğreneceğiz. Şimdi liseye iyi bir başlangıç yapamadık. Doğruya doğru söylememiz lazım. Niye? Çünkü pandemi nedeniyle bir okul oldu, olmadı, gittik, geldik, karışıklıklar oldu ama bizler Tonguç Akademi olarak sizlerin her zaman yanındaydık. Sizlere her zaman canlı yayınlar yaptık. Şimdi yine yanınızda olacağız. Şimdi okulunuzla beraber çok daha büyük başarılara yelken açacaksınız. Şimdi 9. sınıfta karşılaşan bazı engeller vardı. İstikrarlı olamadık. Öğretmenlerimize sorular soramadığımız günler oldu. Programla hareket edemediğimiz günler oldu. Ders tekrar yapamadığımız günler oldu. Birazcık dinlendik yani işin doğrusu. Ama şimdi artık şunu bilmemiz lazım ki 10. sınıfta böyle davranamayız. 10. sınıfta da artık ciddi bir çalışmaya başlamamız lazım ve İyi bir başlangıç yapmamız lazım. Bakın Eflatun'un çok güzel bir sözü var. Diyor ki her şeyin en mühim noktası başlangıcıdır diyor. Ve başarmanın da tek bir yolu var, harekete geçmek. Bizler sizlere 10. sınıf kanalımızda öncelikle ve öncelikle tabii ki 10. sınıf konularını göstereceğiz ama temel hedefimiz bizim nedir arkadaşlar? YKS yani üniversite sınavı. Üniversite sınavı TYT ve AYT olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. TYT kısmı 9. sınıf ve 10. sınıf konularından oluşuyor. Yani 9. sınıf konularımızı zaten eksik bıraktıysak, eksiklerimiz varsa esasla TYT'nin %50'si sıkıntı yaşayacağız. Dolayısıyla 9. sınıfı sıkı sıkıya tekrar etmemiz lazım. Oradaki konularımızı iyi bir şekilde öğrenmemiz lazım. Zaten bizim 9'dan 10'a kampımız da bu yüzden var. Sizlere bu yüzden destek oluyoruz. 10. sınıfı mükemmel bir şekilde öğreneceğiz. Ve ardından da 11 ve 12'deki çalışmalarımızla üniversite hayallerimize kavuşacağız. İster öğretmen olalım, ister avukat, ister mühendis, ister yazılımcı, ister doktor fark etmez. Bunların her biri için şimdiden harekete geçmemiz gerekiyor. Hani bir hikaye vardır. Mutlaka duymuşsunuzdur çocukken. Kaplumbağa ile tavşan yarışa başlamışlar. Sonrasında tavşan koşmuş koşmuş ileride dinlenmiş. Kaplumbağa ise gelmiş yavaş yavaş gelmiş. Uyuyan tavşanı geçmiş ve birinci olmuş. Şimdi bu hikayeden çıkarmamız gereken dersi biz yanlış anlıyoruz. Hani kaplumbağa yavaş yavaş gitse tavşanı geçer. Hayır. Kaplumbağa tavşanı hiçbir zaman geçemez. Asla geçemez. Dolayısıyla bizler tavşan gibi sıkı sıkıya hızlı bir şekilde koşacağız. Ama en sonunda da mutlaka dinlenmeyeceğiz. Yani hemen yarışı sonuçlandırıncaya kadar istikrarlı bir şekilde harekete geçeceğiz. Yani ben kaplumbağa gibi işte yavaş yavaş çalışıyorum. Hocam işte 9'a bakıyoruz, 10'a bakıyoruz. Üniversite sınavı gelsene hele o zaman çalışırız demeyeceğiz. Şimdiden gayretli bir şekilde çalışmamız gerektiğini unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. 9. sınıf eksiklerimiz için önce konu tekrarlarımız var. Tonguç videolarını izleyin, telafi videolarımız var. Sizlere bütün derslerde edebiyat, tarih, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji, matematikte telafi videoları yayınladık. Aynı zamanda 9'dan 10'a kampımızda sizlere 9. sınıfı mükemmel bir şekilde tekrar ettiriyoruz. Ve aynı zamanda arkadaşlar şunu da söylememiz lazım. Elinizde 9. sınıfla alakalı 9'dan 10'a kitaplarındaki soruları çözdüğünüzde, oradaki soru çözümlerini izlediğinizde de mükemmel bir şekilde 9. sınıfı telafi edip 10. sınıfa başlamış olacaksınız. Bu çalışmalarınız eksiklerinizi kapatıp sizi 10. sınıfa hazırlayacak. Ve 10. sınıfta da arkadaşlar bizim 0'dan 10'a biyoloji, matematik, kimya, fizik, coğrafya, tarih ve edebiyat kitaplarımızdan da mutlaka faydalanmanızı istiyoruz. Bunlar ise konuları solda konu anlatımı, sağda soru şeklinde mükemmel bir şekilde gösteriyor. Yani bunlar size konuları solda konu anlatımı. Bakın şöyle göstereyim. Solda konu anlatımı, sağda soru. Solda konu anlatımı, sağda soru. İnfografik, resimli ve taktikli bir şekilde gösteriyor. Takıldığınız sorular olduğu zaman da uzman hocalardan soruların çözümünü dinleyebiliyorsunuz. Hem tarihte, hem edebiyatta, hem de diğer tüm derslerde 0'dan 10'a setlerimize mutlaka faydalanın. Hocam soru bankası çözmek istiyoruz diyorsanız da bu durumda arkadaşlar mesela Dinamo soru bankamızdan gösterelim 10. sınıf. Burada arkadaşlar öncelikle sizlere her bir konuda kazanımları veriyoruz. Kazanımlar zaten üniversite sınav sorularının da 10. sınıf yazılarında hazırlandığı kısım. Sonrasında kazanımlarla bağlantılı bir şekilde rehber sorularımız var. Bu rehber sorulardan sonra sizlerle birlikte arkadaşlar ardından bu konuları tekrar eden özel testlerimiz var. Bu testlerin içerisinde tabii ki üniversite sınavı tarzı sorular da var. Aynı zamanda yazılı sorular da var. ÖSYM tarzı sorular çok önemli. Niye? Az önce dedik 10. sınıf eşittir TYT'nin yarısı dedik. Dolayısıyla ÖSYM tarzı soruları da çözüyoruz. Ve Anadolu Lisesi Fen Lisesi tekrarlarımız da var. Özel Anadolu Lisesi Fen Lisesi'nin özel testlerimiz de var. Yazılı sorularımızı da çözdükten sonra bunların da uzman hocalardan çözüm var. Zaten matematikte de soru ihtiyacımızı karşılamış oluyoruz. Aynı şey hem coğrafya dersi için hem tarih dersi için hem biyoloji hem kimya hem fizik hem de edebiyat dersi için Tonguç mağazada ya da Tonguç kitapçılarında sizleri bekliyor. Dolayısıyla Dinamo serisiyle soru ihtiyacınızı 0'dan serisiyle de konu anlatım ihtiyaçlarınızı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Yapacağınız çalışmalarla sadece 10. sınıfı değil aynı zamanda TYT'yi de sağlam alacağınızı unutmayın. Önceki yıllarda
Bunları yapanlar YKS yani üniversite sınavına çok zorlandılar. Yani erteleyenler, test çözmeyenler, yanlışlarını öğrenmeyenler, bazı günler çalışıp bazı günler çalışmayanlar, hedef belirlemeyenler çok büyük sıkıntı yaşadılar. Ben sizin yeriniz olsaydım, ben sizin yaşınız olsaydım şimdiden hedefimi belirlerdim. Hedefimi duvarıma asardım. Ardından da sıkı sıkıya düzenli bir şekilde Tonguç Akademi'yi takip ederek, farklı kaynaklardan da faydalanarak, okulda derslerimi de iyi bir şekilde dinleyerek hayalimdeki üniversiteye yerleşmek için yolculuğa şimdiden başlardım. Yani kaplumbağa gibi yavaş yavaş adımlarla değil, tavşan gibi sıkı sıkıya hızlı bir şekilde yola çıkardım. Başarı her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır demiş Robert Collier. Bu da önemli. Yani tekrarlı bir çalışma, düzenli bir çalışma bize her zaman başarı getirir arkadaşlar. Şimdiden sizlere yeni sınıfınıza, 10. sınıfınıza başarılar diliyorum. İnşallah sizlerle birlikte 10. sınıfta, 11'de, 12'de güzel çalışmalarla çok güzel başarılara yelken açacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.